Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlerle bugün 5. sınıf matematik dersinde yüzdeler konusuyla ilgili arkadaşlar. Konu anlatımımızı yaptıktan sonra şimdi sıra geldi soru çözümüne. Güzel sorular var karşımızda arkadaşlar. Konumuz yüzdeler. Birinci soruyla karşınızdayız bakalım. Birinci soru diyor ki arkadaşlar, aşağıdaki elden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? 15'te 10 diyor arkadaşlar. Bu böyle kalır. Bunu genişletmenin bir anlamı yok. %75. Bunların hepsini en sade haline getirelim arkadaşlar. 25'le sadeleştirirsem 3 bölü 4 oldu. 0.75. Bu da 75 bölü 100'dür arkadaşlar. Bu da yine 3 bölü 4 oldu. Bakın 0.75 virgülün attığı sayı kadar. Yani 2 sayı atmış virgül burada, değil mi? Buradan 2 basamak gelmiş. O zaman 75 bölü 100 deriz. Bunu da 3 bölü 4. Bu da 3 bölü 4. Bu 10 bölü 15'ten 5 ile sadeleştirelim. 2 bölü 3. En sade haline getirdiğinizde kimin farklı olduğunu çok rahat bir şekilde arkadaşlar göreceksiniz. İkinci sorumuz, ekranlarda bakalım ne diyor. Yukarıdaki kareli kağıtta boyalı bölgelerin yüzde sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir şöyle kareli kağıdın şu boyutunu ve şu boyutunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi 10 çarpı 10'dan 100 tane burada kare var. Hocam hiç saymaya gerek yok, ben baktığımda 100'ü gördüm diyen arkadaşlara gülerim, yapmayın. Belki kandırdı sizi, 80 verdi. 80'i 100'e çevirmenizi isteyecek, değil mi arkadaşlar? Yüzde kaç tanemiz dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra dolu. 70 etti. 71, 72, 73. Yüzde 73. Evet arkadaşlar, yüzde sembolle gösterimi yüzde 73 deniz ışıkında verildiği gibi olacaktır. Geçiyorum 3. soruya. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 10'da 7 genişletirsek, bakın 10'la çarparsak arkadaşlar yüzde 70 olur. Aha size yüzde 70, bu doğru. B'ye bakıyorum. 20'de 11. 5 ile genişletiyorum 100 olması için. %5 ile genişletin 55. Aha %55 dedi. Bu da doğru. 50'de 8. 2 ile genişletiyorum. Paydayı 100'e çeviriyorum arkadaşlar. Olay bu. Ne oldu? %16. Bu doğru mu? Yanlış. Ama buna da bakalım. %75. %75 demiş. Gayet doğru bir cevap. Geçiyorum arkadaşlar. Bir dahaki soruma bakalım. Dördüncü soru neden bahsediyor? Ondalık gösterimi 0,2 olan sayının yüzde sembolüyle gösterimi aşağıdaki hangisidir? Abicim 0,2 nedir? Bir basamak kaydı için 2 bölü 10 deriz, değil mi? Bunun yüzdeye çevirimi nedir? Paydayı 100'e getireceğiz şimdi. Onunla çarpıyoruz. Yüzde 20 olacak. Peki yüzdelik gösterimi de aha da yüzde 20 diye geçecektir. Arkadaşlar diyoruz. Beşinci soru. Yukarıda kare, üçgen, yuvarlak yerine yazılması gereken semboller aşağıdakilerden hangisidir? 0,4 büyüktür, küçüktür, eşittir manasında diyor arkadaşlar. 0,4 bu nedir arkadaşlar? %35. Şimdi 0,4 neydi? 4 bölü 10'dan, değil mi? 4 bölü 10'dan genişletirsek 40 bölü 100. Bu nedir? 35 bölü 100. Birinciyi yazdım. Hangisi büyük? Soldaki büyük. Kareye ne gelecek? Sol tarafın büyük olduğu. Bu değil. Bu değil. B ya da C'den devam edeceğiz. 10'da 8 arkadaşlar. Genişlettim. %80. Bakın %80 oldu. Bu da %80. Ne olacak? Üçgen eşit olacak. C, D de gitti. B'den devam ediyorum. İşaretleyelim mi? Hayır arkadaşlar. İlla sonuna kadar gidiyoruz ki aman gözden bir şey kaçırmayalım diye. %50 abicim %50 olaraktan yazdım. 0,55 nedir? 55 bölü 100. Sağ taraftaki büyük olacak. Yuvarlakta sağ taraftakinin büyük olduğu doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Bursa şıkkını işaretliyoruz. Cevabımız B oldu. Evet, K bölü 5 kesirinin yüzde sembolüyle gösterimi %80 olduğuna göre, yani %80'miş. Buna göre K kaçtır diyor. Arkadaşlar eşittir K bölü 5 dedik ya. Ben bunu ne yapmam lazım? Genişletmem gerekiyor. Ya da bunu sadeleştireyim. 5'e kadar getireyim arkadaşlar. 5 olması için paydasının 100'ün kaça bölünmesi lazım arkadaşlar? Bir düşünün. 20'ye bölünmesi lazım, değil mi? İki tarafı da 20'ye bölüyorum. 20'ye böldüm 5. 20'ye böldüm 4. 5'te 4. Eşittir arkadaşlar. 5'te K. Dediğimize göre paydalar eşitse, bu bir eşitlikse K da eşittir 4 olacak deyip
işin içinden rahat bir şekilde arkadaşlar çıkarız diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, geliyorum 7. sorumuza. 7. sorumuz diyor ki 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır. Sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin yüzde olarak gösterimi. Önce toplam sayıdaki durumlarını kesir üzerinde göstereceğiz. 20 öğrenci var, bunu paydaya yazıyorum. 8'i kız mı? 20'de 8 kız, geriye kaç kaldı arkadaşlar? 12 mi? 20'de 12 erkek. Bunları yüzdeliğe çevirirken gerisi kolay. Bakın şunu yazdıktan sonra gerisi kolay. Kaç kişi de kaç kişi toplam sayıda istenilen şeyin oranıdır bu arkadaşlar. Kesir yazılması. 5'te genişletiyorum. 5'te genişletiyorum. Ne oldu? Paydamız 100 oldu. Payımız 40 oldu kızlar için. Kızlar %40. Cevap çıktı zaten. Erkekler de 5'e genişletiyoruz. %5'e genişletiyoruz 12. 60. Cevabımızın Denizli olduğunu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. 50'nin %10'u 10'dur diyor. Şimdi bir sayının bir kesir kadarı nedir? Çarpmadır. 50 çarpı 10 bölü 100 yapacağız arkadaşlar. Tabii bu 0 bu 0'ı, bu 0 bu 0'ı götürdü. 5'te 1 kaldı. Ne oldu? 5. 50'nin %10'u 5 olacakmış. Yanlış. 25'in %20'si 15'tir. 25 çarpı %20. Çıt çıt gitti. Ne oldu? 25'e 2 çarptım. Bir 10 kaldı. 25'e 2 çarptım. 50. 50 bölü 10'dan ne oldu arkadaşlar? Tık tık yine 5 geldi. Bu da yanlışmış. 60'ın %30'u 24'tür diyor. 60 çarpı 30 bölü 100. Bu 0 bunu götürdü. Bu 0 da bunu götürdü. 6 çarpı 3'ten 18. Bu da değil. Hadi deyim işaretleyelim. Sakın arkadaşlar. Yine aynı. Temkinli. 80'in %25'i. Ne oldu arkadaşlar? Çıt çıt bu bunu götürdü. Ya da götürmesin. 80 kalsın. 25 ile 100'ü sadeleştireyim. Ne olur? 1 bölü 4 olur. 80'i 1 ile çarpıp 4'e bölüyorum. Ne oldu? Sonucum 20. Doğru mu? Doğru cevabı bulmuş olduk. Arkadaşlar hiçbir zaman yapmadığınız işlemi işaretlemeyin. Budur diye, bu değilse budur diye sakın demeyin. Çok yanılırsınız. 9. soru. Bir ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını vermiştir. Ankette 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişidir? 200'ün %35'i katılıyorsa çarp bunu %35'te. 35. Ne yaptığımı görüyorsunuz. Çıt çıt. Çıt çıt. Gitti mi? 2 çarpı 35'ten ne oldu? 70. Demek ki kaç kişi katılıyorum cevabını verdi? 70. Katılmıyorum diyenler 200'den çıkarırsanız arkadaşlar bunlar da 130 kişi eder ki bunu sormamış, sorabilir ama. Sorabilir. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Bu sermayenin %60'ını Sabri, kalanını Mustafa vermiştir. Mustafa kaç lira vermiştir? Önce Sabri'nin verdiğini bulalım mı %60'ını? 140 binin çarpı 60 bölü 100 diyelim arkadaşlar. Sabri'nin verdiğini bulalım. Geri kalanı da Mustafa versin değil mi? 140 binden çıkartırız sonra. Abicim bu 6 bu 0'ı bunu götürsün. Bu 0 da bunu götürsün. 14 bin çarpı 6. 14 bin, 14 ile 6'yı çarparsam ne olur? 14 çarpı 6 desem ne olur? 4, 24, 6, 2 daha var. 84. Demek ki 84 bin Sabri vermiş. Doğru mu arkadaşlar? 84 bin Sabri verdiyse 140 binden 84 bini çıkartıyorum. 3 tane 0'ı indirdim hemen. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. Buradan 1 ile kaldık. 6. Burada 3 kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5. 56 binde arkadaşlar Mustafa vermiş diye hesaplıyoruz. He hocam, ben bunu şöyle çözmek istiyorum. %60'ını Sabri verdiyse kalanını Mustafa vermiştir. Kalanı nedir? %60 Sabri'nin ise %40 da Mustafa'nındır. Çünkü bir şey her zaman %100'dür tamamı. %40 60'ı Sabri'nin ise geri kalanı %100'den çıkartırız. %40'ı Mustafa'nındır. O zaman 140'ın %40'ını bulurum. Direkt Mustafa'yı verir. Bu da doğru cevabı çıkarır arkadaşlar. Unutmayın. Geliyorum 11. soruma. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Kardeşine kaç lira vermiştir? Burada da %20'sini hesaplayıp tamamından çıkartabiliriz. Ya da
Kalanı ne kadar olur %20'si gittikten sonra? %80'i olur. %80'ini de hesaplayabiliriz. Gelin bunu bu şekilde yapalım. Yani %20'sini hesaplayıp 70'ten çıkarmakla direkt %20'yi harcadıktan sonra geriye kalan ne olur? Paranın %80'idir. %80'ini bulalım diyelim. 70 çarpı 80 bölü 100. Tık 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 sıfırları götürdüm. 7 çarpı 8 56. Kardeşine 56 TL vermiştir. Bakın bu da kolay değil mi arkadaşlar? Geçiyorum 12. ve son sorumuz arkadaşlar. 12. ve son soru ekranlarımızda. Diyor ki şekildeki dikdörtgen 50 eşkareye ayrılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ebeşe 10. A, B, C harflerinden biri yazılmıştır. Buna göre bu karenin hangileri doğrudur? %50'sinde A harf vardır. Şimdi 50 tanenin kaç tanesinde A harf var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane A var. 50'nin %50'si ne yapar? Yani yarısı 25 eder. Doğru arkadaşlar. %10'u B harfidir. 50'nin %10'u nedir? Arkadaşlar 50 çarpı 10 bölü 100 deriz. Tık 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 5 eder değil mi? 5 tane B harfi var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Yok. Sen yanlış söylüyorsun abicim. 5 tane yok. Daha fazla var. %30'u C harfidir. 50'nin çarpı %30'u diyorum arkadaşlar. Çıt 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 çıt. 15 tane C harfi var mı acaba? Bakıyorum. Yukarıda yok. 1, 2, 3, 4, 5. Alta geçtim. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane de C harfi var. Bu da doğru. Hangileri doğru oldu? C şıkkı 1 ve 3 doğru çıktı arkadaşlar. Evet, soru çözümümüzün sonuna geldik. Kanalımızda 5. sınıfa ait matematik, fen bilimleri ve Türkçe derslerini oynatma listelerini de bulabilirsiniz. Önce konu anlatımlarını dinleyin arkadaşlar. Daha sonra soru çözümlerine geçin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.